Merhaba arkadaşlar, Kutayalı'nda arkadaşımız bizden 2000 TL'ye başlangıç ekipmanı istedi. Ben de uygun fiyatlı ekipmanları ama hani koruyucu olan ekipmanları çıkartmaya çalıştım. Üstündeki yazlık bir mont, Modeka'nın Upswing modeli. Bu montu alabilirsin, gerçekten hani yazın seni koruyabilir. Aynı zamanda seni ferah tutabilecek bir mont. Tabii ki hani dirsek ve omuz korumaları var. İç, kol ayarlamaları için şurada çıt çıtları var. Bilek yerinde cırt cırtı var. Aynı zamanda şöyle bir fermuar koymuşlar. İçinde bir astar yok, tamamen yazlık. İç tarafında böyle şu kısımlarında cepleri var. Arka tarafında pantolonlu, yani pantolon alırsan pantolonla beraber bağlamak için şurada bir fermuara sahip. Bir sırt koruması var, sırt korumasıyla beraber geliyor. O yüzden de önerebileceğim montlardan bir tanesi. Hayır, ben kışlık almak istiyorum dersen, daha önce Rick Airstream'leri tanıtmıştım. Bu da Rick Airstream'lerden bir tanesi. Bunun da rengi bu. Beğeniyorsan bunlardan alabilirsin. Neden bunları öneriyorum? Yani elimizde var, körük mekanizması var. İşte kolay havalanıyor, 4 mevsim kullanılıyor. İşte boynu çıt çıtla kapanıyor. Kol ayarlaması var. İşte bileği için fermuar ve cırt cırtı var. Ön tarafta şöyle açtığınız zaman, şöyle açtığınız zaman astara sahip, astar çıkabiliyor ve uygun fiyatlı. Mont arkası da çok kısa değil ve arkasında da hava çıkış kanalları var. Yazında kullanışa uygun olsun diye yapılmış. Uygun fiyatlı, bu da uygun fiyatlı bir mont. Bunlardan alınabilir, kombin içinde bulunabilir. Bunlara uygun eldiven ise Vexo olabilir. Vexo'lar hani uygun fiyatlıdır ve hani tüm korumaları var üstünde. Hani işte derseniz ki bilek koruması, işte yumruk koruması, eklem yeri, parmak eklem yeri korumaları var. Aynı zamanda hani kısmen iç tarafı deri yapılmış, yüksek bilekli olması ve fermuarlı olması da bunun bir artısı. Bu uygun fiyatlı olduğu için öyle söylüyorum. Tabii ki yani yüksek fiyatlı şeyler de var elimizde. Mesela Revit Boxer H2O gibi tamamen deri eldivenler de var. Bunun da hani tamamen korumalı. Bu bilek kısmı da tamamen elastik şekilde yapılmış, cırt cırtlı şekilde yapılmış. Dokunma hassasiyeti için şu iki parmak yerinde, telefon hassasiyeti için iki parmağı var, pardon. Derseniz ki biraz daha hani kumaş tarzı olsun, öyle deri tarzı olmasın derseniz yine yüksek bilekli. Fiberglass'un Stockholm modeli var. Fiberglass Stockholm'de hani parmakları korumasız olmasına karşın, eklem yeri koruması olmamasına karşın özel bir kumaşa sahip olduğu için sürtünmeye veya işte çarpmaları biraz daha dayanıklı olmasını sağlamış. Ama hani eklem yeri korumaları alırsanız, korumalı olan eldivenlerden alırsanız çok daha iyi olacaktır. Yumruk korumaları var, bilek yeri koruması var ve birçok yerinde hani iç tarafı özellikle deri şekilde yapılmış ve bir tane cırt cırta sahip. Bunu alıp kullanabilirsiniz. Kaberk stand kaskı kullanabilirsin. Kaberk stand kaskı da hani bu 2000 liraya geçecektir aslında. Çünkü ortalama bir kask işte 1000-1200-1100, yani iyi bir kask almak istiyorsan 1000-1200-1300 lirayı ama hani geçmen gerekiyor. Hani iyi korumalı bir şey almak istiyorsan o fiyatları geçmen gerekiyor. Ama dersin ki hani benim ortalama 1000 liram var kaska ayırabileceğim, işte üstündeki mont tane 700-800 liradan fazla olmasın diyorsan aşağıdaki açıklama linklerine bak, orada hani fiyatlarıyla ben paylaşıyorum hepsini. Kaberk stand alabilirsin. Daha önceden tanıtımlarını zaten yaptım. Geniş bakış açısı var, işte bir burun pedi var, bir çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantısı var. Gerçekten boyun pedleri de iyi. Bundan daha uygun fiyatlı kaslar da olabilir. İstiyorsan eski FF396 alabilirsin. Onların da hani fiberglass bir yapıya sahip olması, A sınıfı polikarbon ve fiberglass destekli bir yapıya sahip olması gerçekten iyi seçeneklerden birisi haline getiriyor. Next S200 alabilirsin. Daha önceden tanıtımlarını görmüştünüz zaten. Tabii ki hani ön, üst ve arka kanalları gerçekten hani hava çıkışı ve girişi içinde dağılışı olarak gerçekten güzel. Ve 1525 gramlık galiba. Evet, 1525 gramlık ECE 2205 sertifikasına sahip, kafanın sallanmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Aynı zamanda burada XCOM intercom'u takmak için de bir yeri var. Güneş vizörü var. Şuradan açılıyor, kapanıyor. Bunları önerebilirim. Altına bir şeyler aldığında tabii ki fiyatlar yukarı çıkacaktır. Uygun fiyatlı bir şeyler almaya çalışıyorsan yine de 2000 liranın üstüne çıkman gerekecek. Çünkü 2000 liraya ortalama toplamak gerçekten zor.
hani iyi kıyafet olarak toplamak zor, yoksa tabii ki alınır. Gidersin mesela işte LS2'nin bir montunu alırsın, ortalama 300-400. Gidersin bunu almazsın, Proel'in Javs'ını alırsın, 300 liralık bir mont ya da 320 liralık bir mont. İşte ayakkabı almazsın veya pantolon almazsın, onun yerine dizlik alırsın ama kazada dizlikler döndükten sonra acısını sen çekersin. Onu unutma. Hani ben dizlik önermiyorum ama dizlik almak isteyen arkadaşlar için mağazamızda birçok dizlik seçeneği var. Bunlar işte benim beğendiğim ortalamanın biraz üstünde olan giysiler, giyimler ve kasklar. LSKF396 alabilirsin kask olarak. O da şuradaydı. Bu FT2. Ben bundan memnundum. Ben bir süre kullandım bunu. Çünkü fiberglass bir yapıya sahip. Geniş bakış açısı var. Bir burun pedi var, işte bir çene pedi var, mikrometrik bir bağlantısı var. İç pedleri gerçekten iyi, gerçekten uzun süre dayanıyor. Ben yaklaşık 2,5 yıl bunu kullandım. Bu gerçekten iyi bir kask. Gözlükle de giyilebiliyor. Aynı zamanda güneş yüzeyi var. O da şuradan açılıp kapanıyor. Bunun da ağırlığı 1450 gram. EC22.05 sertifikasına sahip. Bu kask da alınabilir, kullanılabilir. Hani onu mu tercih edersiniz, bunu mu tercih edersiniz derseniz Next 1. Kabergstand 2. LS2FF396 3. derim. Ama LS2FF396'yı giydiğim, kullandığım için, Next'i kullanmadığım için henüz bunu ilk önce tavsiye edebilirim. Çünkü hani ortalama uğultu yapan bir ses dağılımına sahip ama hani bu uzun kullanımda karşılaştığım bir durum. Uzun kullanımda LSKFF396 içine ses alıyor. Ama hani ne kadar rahatsız ediyor derseniz aşırı rahatsız etmiyor. Ön tarafı pek buğulanmaz. Pin lock için içine pin lock koyarsan, yapışmalı bir pin lock koyarsan o da senin camının buğulanmasını engelleyecektir. Tabii ki yani ön tarafında hava kanalları var. Bu buradan girdiği havayı iç tarafından verdiği için camın iç tarafının buğulanmasını engelliyor. Zaten burnundan çıkan havayı da engellemesi için adamlar burun peri koymuşlar. Bunlar da alınabilir. Arka hava çıkış kanalları var. Elle idare edilebilir olduğu için güzel. Bunu da alabilirsin, kullanabilirsin. City pantolon alabilirsin. Tech90 City Pirate pantolon alabilirsin. Altına da Rockwell Look VP bot alabilirsin. Ben hepsinin linklerini aşağıda paylaşacağım. Bu ortalama 2000 liraya veya 2000 lirayı geçen bazıları olacaktır. Onlar için linkleri paylaşacağım. Umarım yararlı olmuştur. Kutay, iyi günler, iyi sürüşler.